Bu bölümde Arduino ile Bluetooth modülünü kullanarak telefondan Bluetooth kontrollü araba yapacağız. Bunun için motor sürücümüz, motor ve tekerlerimiz, bunun haricinde bir de kullanacağımız Bluetooth modülüne ihtiyacımız var. Uygulamayı çalıştırmak için uygulama marketinden yüklememiz gereken bir de mobil uygulama var. Bakın ben burada kullanacağım uygulamayı şunu seçtim. Bluetooth RC Car diye. Uygulama marketine girdiğiniz zaman bu uygulama çıkıyor. Bakın burada araçla bağlantı kurma, dilerseniz araca far ekleme, far söndürme gibi işlemler. Buzzer bağlayıp korna yakabilirsiniz. Dörtlü sinyal oluşturabilirsiniz. Tabii biz bunu temel düzeyde yapacağız. Bakın burada mesela İleri tuşuna bastığımız zaman araba ileri gidecek. Geri tuşuna bastığımız zaman geri gidecek. Sol ve sağ tuşlarına bastığımız zaman yönünü değiştirecek şeklinde düşünebiliriz. Uygulama üzerinde bağlantıyı kurduktan sonra hangi tuşlarla işte ileri gideceğimizi belirlememiz için bakın şurada bazı tanımlamalar var. Mesela forward ileri gitmesi için F tuşu atanmış. Biz Bluetooth modülünü kullanırken de aracın ileri gitmesi için büyük harfle F karakterini göndermemiz ya da yakalamamız lazım. Aynı şekilde geriye back, sola left, sağa right şeklinde kodlarımızı ayarlayacağız. Bunu da nasıl yükleyeceğimizi, nasıl kullanacağımızı anlık olarak göreceğiz. Şimdi devre bağlantısını oluşturalım. Motor sürücünün şuradaki pinlerine 9 ve 10 numaralı pinlere bağlıyoruz Arduino'nun. Bakın. Şöyle renkleri değiştirelim. Kahverengi olsun. Bir tane burada GND'miz var. Arduino'dan GND'yi alalım. Bunu da siyah yapalım. İkinci motoru 5 ve 6 numaralı pinlere bağlayalım. Ve bir tane VCC'ye ihtiyacımız var. Öncelikle şunların rengini ayarlayalım. Sonra VCC ile Bluetooth modülünün VCC'sini birleştirebiliriz breadboard kullanıp. Ya da doğrudan işte V'ini de kullanabiliriz. Ya da klon kullanıyorsak iki tane 5 voltumuz var. Onlardan da istediğimizi kullanabiliriz. O halde bakın şuradan alıp VCC'yi ortak yapalım. Öncelikle buradan bir 5 volt alalım. Bizim Bluetooth modülümüzün şu pinle VCC olacak şekilde bağlayalım. Şimdi bunun kırmızı olması gerekiyor. Buradan da motor sürücünün VCC pinini getirip buraya bağlayalım. Enerjisini buradan verelim. Evet, bu şekilde. Şimdi bizim başka neye ihtiyacımız var? GND'ye ihtiyacımız var. Bakın GND'yi buradan alalım. Getirip buraya bağlayalım. Bunun rengini de siyah yapalım. Evet. RX ve TX pinlerimiz var. RX pinini Arduino'nun TX pinine, TX pinini de RX pinine gelecek şekilde ayarlamamız gerekiyordu. Bunun rengini de beyaz yapalım. Bakın TX'te de RX'e eşleştirdik şöyle. Bunda. Evet, bunu da bağladıktan sonra bu tekerleklerle motor sürücünün bağlantısını yapalım. Bunların da pin rengini değiştirelim. Aynı şekilde şunu da bağlayalım. Evet, temel itibariyle bağlantımız bu şekilde.
Burada artık devre bağlantısını kurduğumuz zaman uygulama üzerinde aracın ileri geri gitmesi için uygulama sayesinde kodların kontrolünü yapacağız. Şayet tekerlerden birisi ya da ikisi ters hareket ediyorsa o durumda da pinlerin yerini değiştirebilir ya da kodlar üzerinde değişiklik yapabiliriz. Evet, şimdi kodları oluşturabiliriz. Öncelikle kullanacağımız pinlere bir değişken oluşturup bunları nasıl kullanacağımızı görelim. Diyelim ki int motor A1 olsun. Eşittir 5 numaralı pin. Int motor A2 eşittir 6 numaralı pin. Int motor B1, bunu da bu şekilde tanımlayalım. Eşittir 9. Int motor B2 eşittir 10 numaralı pin. Atama işlemlerini yaptık. Şimdi bunlara voice setup fonksiyonu içerisinde çıkış pini olarak ayarlayalım. Pin mod motor A1 virgül output. Bunu çoğaltabiliriz artık. A2 B1 B2. Seri portu da çalıştıralım. Serial.begin 9600. İhtiyaç duyabiliriz buna da. Şimdi zaten seri iletişim sağlayacağız. Onun için de başlatmamız lazım. Diyeceğiz ki if serial.available, yani seri port kullanılabilir durumda ve gelen değer sıfırdan büyükse, yani bir değer geliyorsa diyeceğiz. Süslü parantez açtık bunu. Bu gelen değeri state isimli bir değişkenin içerisine atalım. Ya da kendi ismimiz vereceğimiz bir isimle değişken oluşturup bunun içerisine atalım. Bunun için de şurada state isminde bir değişken oluşturalım. Int state eşittir 0 diyelim ya da başlangıç değeri de vermeyebiliriz. Bakın böyle bir kullanım da var. Başlangıçta herhangi bir değer vermedik. State eşittir serial.read. Seri porttan gelen değeri oku dedim. Okuyup bu state isimli değişkeni aktar dedim. Şimdi seri porttan gelen değer if state eşit eşit tek tırnak içerisinde f ise, yani forward. Hatırlarsanız uygulama marketinde bunu görmüştük biz. Yani ileri gitmesi için f değerinin gelmesi gerekiyordu. Forward. Uygulama bu şekilde tasarlanmış. Eğer f geldiyse parantezi kapattık. Süslü parantez açıyoruz. Buraya da diyelim ki analog write parantez içerisinde motor 1A virgül 255 maksimum hızda ileri gitsin. Motor 1A için konuşuyoruz. Yani diyelim ki soldaki motor. Aynı şekilde motor 1 bakalım. Motor A1, motor A2, motor B1, motor, o zaman şurası motor A1. Burası da motor A2. Bunun da değeri 0 olsun. Yine bunu motor B için de yapacak olursak motor B1, motor B2, ikisini de ileri olacak şekilde sürsün. Eğer F ise. D ise bakın burada mutlaka else if ile devam etmemiz lazım. Yoksa aynı anda birden fazla durumu kontrol etmeye çalışırsa tekerler hareket etmez. Bu gelen sinyal else if.
B ise, yani back sinyali geldiyse, o zaman ne yapacağız? Bunu 0, bunu 255 yapmamız lazım. Bu da aynı şekilde 0255. Şayet motorlar ters hareket ederse bu kadar kodu değiştirmek yerine kablolar üzerinde değişiklik yapabiliriz. Peki, burayı da kopyalayalım. Buraya da sola gitmesi için o zaman sağ tekere sinyal vermemiz lazım. Değil mi? Şayet burada da bir terslik olursa bunları da o zaman koddan değiştirmemiz gerekebilir. Sağ ile solu karıştırırsak. Çünkü şu an bilmiyoruz. Bu durumda da 255 normal forward'a verdiğimiz komuta benzeri olarak şunu 0 vereceğiz. Left'se. Peki gelen sinyal right'sa, sağa git sinyali geldiyse o durumda da burayı 0, burayı 255 yapmamız gerekecek. Bizim çünkü ileri komutumuz şöyleydi ya. Bunu da yaptık. Peki bunların hiçbiri değilse de, yani bir tuşa basmadığımız zaman da aracın durmasını istiyoruz. O halde burayı da kopyalayalım. Şu alt tarafa yapıştıralım. Diyelim ki as gelen sinyal uygulamada, birazdan da bakacağız uygulama marketinden, herhangi bir tuşa basılmadığında da S sinyali gelsin şeklinde ayarlanmış. Tabi bunu artık else if değil de sadece else. Bu ihtimallerin hiçbiri çalışmazsa else durumu çalışsın. Bu durumda da bütün motorların durmasını sağlayalım. Evet, uygulamamızın kodları bu şekilde, bir defa kontrol edelim. Bakalım. Nerede hata yapmışız ya da hatalar yapmışız. Tabii şurada artık else'de herhangi bir koşul durumunda belirtmiyoruz. Doğrudan süslü parantezi açacağız. Burada çünkü else'in if'i yok. Tekrar kontrol edelim. Kodlarda bir hata var mı? Sonra artık kodları yükleyebiliriz. Evet, şu an bir hata gözükmüyor. Mantık olarak bir hata varsa da onu da bağlantıyı kurduktan sonra tespit edebiliriz. Evet, şimdi kodları yükleyebiliriz. Kodları yüklerken Bluetooth modülünün 5 voltunu çıkardım. Ya da 0 ve 1 numaralı pinleri çıkarmalıyız. Neden? 0 ve 1 numaralı pinlerden devamlı Arduino okuma işlemi yapacağı için pinlere biz bağlantı kurduğumuz için kodlar yüklerken hata verecek. Atalım kodları. Evet, kodlar yüklendi. Şimdi mobil uygulamaya geçip oradan gerekli kurulumu yapalım. Evet, yükleyeceğimiz uygulama Android Market'te ya da mobil uygulama marketinde. Bakın, Bluetooth RCK şeklinde açıyoruz uygulamayı. Yükleme işlemi tamamlandı. Uygulamamız çalışsın. Şöyle bir arayüzünü kontrol edelim. Aç dedik. Bluetooth'un açık olduğunu varsayıyoruz. Zaten biz daha önceki uygulamalarda eşleştirmeyi yapmıştık. Bakın, burada butonlarımız var. Yukarı, aşağı, sol, sağ şeklinde. Burada şayet led bağlarsak burada far açıp kapayabiliriz ya da korna çalabiliriz. Peki bunları nasıl yapacağız? Bakın, burada kontrol sekmesi var. Pardon. Tekrar açalım. Şöyle. Ayarlara girdik. Setting'e giriyoruz. Bakın. Forward F, geri dediği B, sol L, sağda R komutunu gönderiyormuş. Burada ayrıca stop S'ymiş. Yani gaza basmadığımız zaman, sağ sol ileri geriye basmadığımız zaman S sinyali gönderiyormuş. Şayet buzzer bağlar da V sinyali gönderirsek kodlardan kornayı çalıyor. Küçük V gönderirsek de kornayı söndürüyor, kapatıyor. Bunu da yapabiliriz. Yani neden bahsediyoruz? Bakın, şöyle açtığımız zaman eğer V sinyali gelmiş olsaydı biz buzzer bağlayıp buradan çalmasını sağlayabilirdik. Ya da diyelim ki farları yakmak istiyoruz. Bakın, front lights on diyor. W'ya bağlasaydık buradan led yakma işlemi yapabilirdik. Mesela 13 numaralı pine led bağladık. 12 ile beraber şayet
W sinyali büyük harfle W gönderseydik o pinleri yüksek yapacaktık. Küçük W gönderseydik tekrar düşük yapacaktık. Bunlar zaten ayarlanmış uygulamada standart olarak geliyor. Peki bağlantıyı nasıl kuracağız? Bunun için ben bağlantısını kurayım hemen. Hatırlarsanız Bluetooth'un bağlantısını kodları yüklerken çekmiştim. Evet, şuradan bağlantıyı kuruyorum. Şu an Bluetooth'a ve motor sürücüye güç geldi. Bağlantıyı kesmiştik. Şimdi şuradan bakın setting'e giriyorum. Connect to car diyorum. Burada Codefine'i biz daha önceden ayarlamıştık. Bağlantı kuruldu. Bakın ileri basıyorum. Tekerlerden birisi geri gitti. Burada bir bağlantı kopma problemi yaşadık. Hemen bakalım ona. Tekrar bağlanalım. Evet. Bakın ileri yaptık. Yine bağlantı koptu. Şimdi burada 9 ve 10 numaralı pinlerin bağlantısını yanlış yapmışız ki geri gidiyor bir tanesi. Bunların yerini değiştiriyoruz. Bakın 9 ve 10'un yerini değiştirdim şu anda. Kontrol edelim sağ solunu. Sola bastım. Bakın aslında sol teker çalıştığı için sağa gidiyor. Sağa bastım. Bu da aynı şekilde ters gidiyor. Hemen bunu da düzeltelim. Evet, şimdi bağlantıyı tekrar kontrol ettim. İleri yapıyorum. Bakın ikisi de ileri gidiyor. Geri yapıyorum, geri gidiyor. Sola basıyorum, sağa basıyorum. Bunlar ters hareket ediyor. O halde biz buradaki değişikliği pinleri komple değişerek yapabiliriz. Kodları komple değişerek yapabiliriz. Yani 5'te 6'yı, 9'da 10'u kendi arasında, yani 5'te 6'yı 9'da 10'a taşıyacağım. 9'da 10'u da komple 5'te 6'ya taşıyacağım. Aynı şeyi koddan da yapabiliriz. Ancak bu biraz daha basit bir bağlantı olacak bizim için. Bakın bağladık. Şimdi kontrol ediyoruz. İleri gitti. Geri gitti. Bakın sola dedim. Sağ teker dönüyor. Sağ dedim. Sol teker dönüyor. Evet. Projemiz bu şekilde. Bluetooth'lu uzaktan kontrollü araba yapabiliriz bu şekilde. Bahsettiğim özellikleri de ekleyerek, yani bir led ekleyebilirsiniz ön farlara, arka farları ekleyebilirsiniz. Ayrıca buzzer ekleyerek de korna oluşturabilirsiniz.